Önceden yani şu an böyle çok garip hissettiriyor. Karşımda kavanoz üstüne telefon yok da tripodla kamera var. O yüzden çok böyle... Ben daha önce Erasmus videosu çekmiştim. Ama o video gerçekten sanki kasıtlı olarak sizi kör etmek için çekilmiş gibiydi. O yüzden size bu kötülüğü yapmak istemedim. Erasmus'la alakalı ciddi anlamda bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Çok önemli. Ama o video öyle değil. O video öyle değil. Erasmus'u çoğunuz duymuşsunuzdur. Ben bugün size ne olduğunu, nasıl yapacağınızı her şeyi açıklayacağım. Hadi yine iyisiniz. Burada da odak oluyor mu ya? Erasmus biliyorsun üniversitedeyken yurt dışına çıkma yollarından bir tanesi. Bunun dışında Mevlana, Work and Travel, başka işte... Bu kadar geliyor aklıma geliyor şu anda. Erasmus bu yurt dışına çıkma programları arasında Avrupa'ya gönderen... Avrupa Birliği'nin bir programı. Erasmus'la üniversitedeyken Avrupa'da herhangi bir ülkeye gidip okuyabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye Avrupa Birliği'ne değil. Evet, Türkiye şu anda Avrupa Birliği adayı, aday. Ama biz de bu programa dahiliz. Avrupa'daki öğrenciler Türkiye'ye gelebiliyor. Türkiye'deki öğrenciler Avrupa'ya gidebiliyor. Avrupa'daki bir ülkedeki başka bir ülkedekine gidebiliyor. Her neyse, nasıl yapılır? Erasmus yapmak için üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Üniversitenizin Erasmus programını destekliyor olması, yani başka ülkelerdeki üniversitelerle anlaşma yapmış olması gerekir. Bu kadar. Eğer bu ikisi varsa Erasmus yapabilirsiniz anlamına geliyor. Bu üniversiteler diyorlar ki öğrenciler 4 sene boyunca ya da 2 sene boyunca, İşte üniversitede ne kadar kalıyorsanız 6 sene boyunca. Üniversitedeyken sadece kendi ülkelerinde, kendi üniversitelerinde okumasınlar. Aynı zamanda farklı kültürler görmek, farklı diller görmek, ondan sonra farklı üniversiteler neler yapıyorlar onları görmenizi sağlamak için bu tarz bir program yapmışlar. Yani siz öğrenciyken gidip başka bir ülkede okuyarak o ülkeyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz ve bu çok 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 güzel bir şey. 2 kere Erasmus yaptım. Bu dönüşteydi. Bir tanesi normal öğrenim Erasmus'uydu. Yani gidip orada derslere girdim normal öğrenci gibi. İkincisinde de staj yaptım. Tercih yapmadan önce Erasmus'la anlaşması olduğunu biliyordum. Tabii bu benim için önemliydi. Ona göre tercih yapmıştım. Anadolu Üniversitesi de Türkiye'de sanırım en çok Erasmus'a gönderen üniversiteymiş. Öyle olunca okulun ilk gününden gidip Erasmus'u falan sormuştum. Çok komikti. Koordinatör dur daha birinci günü okulun. Kendine gel birinci sınıfsın sen demişti. Çünkü birinci sınıfta dördüncü sınıfta Erasmus'a gidilmiyor. Evet birinci sınıfta başvuruyorsunuz ama birinci sınıfta başvurup ikinci sınıfta gidiyorsunuz. Dedim ki ben Erasmus'a gitmek istiyorum. Sizin yapacağınız ilk şey de bu olacak. Okulunuzdaki Erasmus koordinatörlüğü, uluslararası ilişkiler birimi tarzında böyle ofisler, kişiler var. Onlara gidip Erasmus'a gitmek istediğinizi söyleyeceksiniz ve onlar sizden bir takım evraklar isteyecekler, bir takım formlar doldurtacaklar falan. Onları doldurup evraklarınızı getirdikten sonra herkesin en nefret ettiği kısım Erasmus sınavına gireceksiniz. Erasmus sınavı bir İngilizce sınavı. Aşırı zor bir sınav mı? Hayır değil. Erasmus sınavının yapılmasının sebebi siz Erasmus'a gittikten sonra anlaşmanızı sağlayacak kadar İngilizceniz var mı? Oraya gidince böyle armut gibi kalacak mısınız? İnsanlarla en azından iletişim kuracak kadar İngilizceniz var mı? Bunu belirlemek için bir sınav yapıyorlar size. Tabii üniversite değişiyor. Bizim üniversitede What is your name'den başlayıp zoruna kadar normal klasik bir proficiency testiydi. Erasmus sınavına girdikten sonra okulunuz sizi fakülte sıralara sokuyor. Mesela siz atıyorum İktisadi İdari Bilimler Fakültesindesiniz. O fakültenin öğrenci sıralaması var. Atıyorum 50 öğrenci girdi o sınavda. Notunuzun ne olduğu hiç önemli değil. O sıralamadaki sıranız önemli. Eğer okulunuz derse ki benim şu kadar param var, sadece ilk 10 öğrenciye para vereceğim. O zaman o ilk 10'a girdiyseniz para alıyorsunuz. İlk 10'a girmezseniz Erasmus'a gidemiyor musunuz? Tabii ki gidebilirsiniz ama her şeyinizi kendiniz karşılamak zorunda kalırsınız. Tabii bizim üniversitede böyleydi. Farklılıklar olabiliyor üniversitelerde. Daha sonra üniversite seçme. Okulunuz size üniversiteleri sıralıyor. Diyor ki ben bunlarla anlaşmalıyım, istediğini seç. Daha sonra karşı üniversiteden kabul mektubu geliyor. Bu kabul mektubunun gelmesi 5 gün de sürebilir, 1 ay da sürebilir. Sakın o konuda stres yapmayın. Çok fazla stres yapanlar oluyor. O da geldikten sonra artık pasaport vize işlemlerine başlıyorsun. Erasmus'a gidenlerin de vizesi %99.99 zaten çıkıyor. Tekrar öğrenci olmak istiyorum. Bunun dışında bir de Erasmus stajı var demiştim. Yazın gidiyorsunuz, 3 aylık oluyor. Yine Erasmus sınavına giriyorsun, her şey aynı. Ama mesela okul sana liste haline bak, bunlar var, bunlara gidebilirsin demiyor. Artık kendi anlaşmanı kendin yapmak zorunda kalıyorsun. Yani staj yerini kendin bulmak zorundasın. Bu aslında bir yandan iyi bir şey, bir yandan kötü bir şey. Çünkü istediğin yere gidebilir, istediğin ülkeye gidebilir, istediğin yerde çalışabilirsin. Ama kötü yanı da yer bulmak gerçekten
zor olabiliyor. Mesela Barcelona'ya gitmek istiyordum, orada yaşamak istiyordum. Hemen orada staj yapacak yerler aradım internetten. Daha sonra buldum bir yer ve mail attım. Onlar da kabul etti ve bu şekilde gittim. Aslında böyle düşününce güzel bir şey. Yani istediğin yere gidebilirsin. Erasmus stajında da 3 ay boyunca kendi mesleğinle alakalı bir şeyler yapıyorsun. Ben mesela öğretmenlik okuduğum için öğretmenlik yapmıştım. Bana en çok sorulan iki soru. Birincisi, ne kadar burs alıyorum? İkincisi, bursum yetiyor mu? Şehre göre aldığınız burs değişir. Mesela Barcelona pahalı bir şehir olduğu için orada 500 euro alıyordum aylık. Ama mesela öncesinde gittiğim İspanya'nın bir kasabası olduğu için orada 350 euro falan alıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Ama tabii ki de bu dengeleniyor. Yani mesela o kasabadaki, kasaba diyorum ama küçük şehir. Oranın kirasıyla Barcelona'nın kirası asla bir değil. Orada 150 euro veriyordum kiraya. Barcelona'da 300 euro veriyordum kiraya. Ve o da ev kirası değil yanlış anlamayın. Oda kirası. Küçücük bir oda yani. Neredeyse bu odanın yarısı kadar bir oda. Çok pahalı. Küçük yerde çok fazla ulaşım ihtiyacım yoktu. Her yere yürünüyordu. O yüzden ulaşıma para vermiyordum. Ama Barcelona'da mecburen ulaşıma para veriyordum. Yemeğe vesaire daha çok para veriyordum. Sanırım nasıl gidilirle alakalı söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. Bu kadar. Ama size birkaç samimi tavsiyem olacak. Kendi yaşadığım deneyimlerimden yola çıkarak. Eğer gittiğinizde sadece gittiğiniz ülkeyle sınırlı kalmayıp etrafı gezmek istiyorsanız daha böyle Orta Avrupa'da bir yere gidin. Mesela Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi. Çünkü oralardan etrafı dolaşmak çok daha kolay. İspanya'dan zordu. Sol alt köşede kalıyor İspanya. Oradan böyle yukarılara hem yol uzun hem daha pahalı oluyor. Sıkıntı oluyor. Şimdi ben gezmek deyince şey yapmayın hani böyle of çok pahalı. Erasmus'a gittik de gezmesi kaldı. Oraya gittiğiniz zaman gitmek çok çok kolay. Ya biz Paris'e bak abartmıyorum 20 euroya uçak bileti aldık. Ya 20 euroya hani aldığın paradan gidebiliyorsun, gidilebiliyor çünkü ucuz. İkinci tamimi tavsiyem ne olur oraya gidince asosyal olmayın. Türklerle konuşmayın. Tamam konuşun ama zaten burada Türkçe konuşuyorsun. Oraya gittiğin zaman ya ben çok fazla böyle of işte ülkemi özledim, gitmek istiyorum moduna girmişim. Lütfen o moda girmeyin. Zaten eninde sonunda ülkeye döneceksiniz. O kısırı yiyeceksiniz, o çiğ köfteyi yiyeceksiniz zaten. Onları bir kenara bırakın. O ülkenin kültürünü tanımaya çalışın. Oranın yemeklerini yemeye çalışın. Oranın insanını tanımaya çalışın. Onlarla sohbet edin. Hani Türkleri görünce vay kardeşim işte burada da Türkler karşılaştı falan yapmayın yani. Ne gerek var böyle şeylere? Türkler zaten burada, yani zaten Türkiye'deyken full Türklerle berabersin. Oraya gidince mümkün olduğunca yabancı insanlarla tanışmaya bakın. Gerçekten çok keyifli. Diğer samimi tavsiyem. Şimdi şöyle bir şey var. Siz şu an dersler görüyorsunuz kendi okulunuzda. Oraya gittiğiniz zaman da aynı dersleri görüyor olmanız gerekecek mantık olarak. Kendi okulunuzun derslerini yerine geçebilecek dersleri olan bir okula gitmeniz lazım. Kendi derslerini saydıramadığı için okulu uzayan insanlar oluyor. Eğer okulunuzun uzatmak sizin için sıkıntı olmazsa sorun değil. Erasmus için uzatmanız değer okulu. Gerçekten değer. Ama eğer imkanınız yoksa okul seçiminde dikkat edin. Derslerinizi saydırabileceğiniz dersler mi var o okulda? Ona dikkat edin. Tamam? Tamam. Evet cevabımı aldım. Tamam. Karşınıza çıkan bütün fırsatları değerlendirin. Kendinizi geri çekmeyin. Üniversite kendinizi geliştireceğiniz en güzel dönemlerden bir tanesi. Boş geçirmeyin. Bu kadar. Erasmus'la ilgili aklıma başka bir şey gelmiyor. Sizin bir sorunuz olursa Erasmus soru cevap yapacağım. Onları yazabilirsiniz. Bu kadar. Görüşürüz.